Sevgili seyirciler, Adım Adıma Ege programını bu hafta çok özel bir yerden açıyoruz. Sizlere oradan sesleneceğiz. Programımıza başlamadan önce Sayın Başkanımıza rica ettik bize eşlik eder misin diye. O da bizi kırmadı. Sağ olsun bizimle beraber şu anda. Şu anda duyduğunuz üzere Ezan-ı Muhammediye okunuyor. İnşallah programımız için de hayırlı olur. Başkanım, tam programa başlarken ezan okundu. Ne diyorsunuz? Evet, tabii burası medreseler şehri zaten. Evet. Bir Türk İslam beldesi, bozulmadık bir Anadolu kasabası. Tabii ki güzel oldu ezan saatine rastlaması açılışımızın. İnşallah hayırlara vesile evet, olur. Evet yani başkanım, bu, sizin de mübarek günlerde. Evet, şimdi hep beraber yatağını gezmeye başlayalım. Sevgili seyirciler, yatağında pala bıçak yapan bir ustanın atölyesine giriyoruz şimdi. Usta, hayırlı işler. Kolay gelsin. İsmini alabilir miyim? Süleyman Şahin. Süleyman Usta, ne yapıyoruz şimdi burada? Biz bıçaklara kemik boş boynuzlarını ısıtıp, doğrultup bıçaklara takacağız bunu. Bıçak sap olacak bu. Şu ısıtmaya çalıştın, yapmaya çalıştın şu koç boynuzundan. Gördüğünüz koçun boynuzu. Biz bunları parçalıyoruz elbatasına göre. Bu şekilde parçalarız. Bunları kırışlarda kullanırız. Küçüklerini bıçaklara takarız. Evet. Bu şekilde yani değerlendiriyoruz. Bu kemikleri tabi haliyle ateşte biraz da yumuşayıp istediğimiz kıvamı veriyoruz biz bunlar. Süleyman Usta, ayrıca sana pala yapan usta dediler. Yapımımız var. Zaten bizim asıl meslek pala yapımı. Tabi bunun yanı sıra da bıçak imalatı var. Peki bu hale, yani işlenir hale getirmeye çalıştığınız bu koç boynuzu çok fena kokuyor. Ama bu bildiğiniz gibi bu hayvansal ürün olduğu için kemik sonuçta. Ne yapacaksınız şimdi onu? Bakın gördüğüm ateşte yumuşadı bu. Az önceki hali şu. Evet. Yani, evet, çok ilginç. Çok serttir. Ateşte yumuşuyor ama şu anda. Bunu bıçakta mı kullanacağız? Bunu biz bıçakta kullanacağız.
burada kalıplıyoruz biz bunu, preslemiş gibi. Bunu biz nasıl koğursak, şu anda bak sıktığınız zaman bu düzeliyor. Şimdi bu burada... Bu ne kadar duracak burada? Burada 5 dakika durduktan sonra soğur bu. Ya soğudu mu bu şekilde kalır. Ondan sonra bunu... Yani mengeneye sıkıştırdığın haliyle kalıyor. Bu hali alacak. Şu anda bu. Evet. Şu anda bu bıçağı hazır. Bu şimdi bıçağa sap olacak. Bıçağa sap olacak bu. Bu şekilde bunu. Bu şimdi şu anda büyük bıçağa takıldı. Büyük bıçağa. Yani büyük bıçaklara. Bunlar boy boyca. Şunu biz şu kemiği buna ayarlarız. İşte. Ha, bıçağın boyuna göre ayarlarız. Tabii. Bunları sonra ayırırım ben onları. Boyuna göre değerlendiririz. Kemikleri. Tabii bizim başlı başına bir atayadigar bir meslek bizim yatağım. Ne zamandan beri devam ediyor bu? Tarihini biz bilmiyoruz. Selçuklu'ya dayanını oralara biliyoruz. Selçuklu komutanlarından Osman Bey, yatağının kurucusu. Yatağın baba. Yatağın baba adıyla türbesi var. Yani bizim işte yatağın babanın mesleği yatağın, bu palas yapımı. Evet. Bunun yanı sıra da tabii bıçaktır, kamadır, o türlü şeyler var. Biz bu mesleği atalarımız devam ettirmiş, bugüne getirdik. İstanbul'un fethinde yani 1453'te buradan evet, İstanbul'un bıçak gittiğini ve pala gittiğini biliyoruz. Yatağın gittiğini biliyoruz. Ayrıca burada barut yapılıp da... Barut yapılmış Fatih. İstanbul fethinde buradan barut gidildiği rivayetlere göre var. Rivayetten ziyade evet bu gerçekten, doğrudur tabii. Gerçekten. Buradan İstanbul'un fethinde de yatağının çok ciddi ciddi bir katkısı Yeniçerilere var. Yatağını üretmiş yapmışız aynı zamanda da barut. Yapılıp gönderilmiş İstanbul'a. Evet. Bir de benim en çok merak ettiğim bu yatağın palası ve biraz önce dediniz ya Fatih Sultan Mehmet evet, Han'ın evet, kılıcının evet, benzeri yani tıpatıp aynısı var. O, evet, o kılıcı bize bir gösterir misin? O kılıcı tabii, görelim bir de. Fatih'in kılıcının benzeri de bu. Evet. Birebir ölçüleri 101 santimdir. Evet. Sevgili seyirciler, kılıcın üstünde Fatih'in tuğrasıyla beraber Fetih Suresi'nin ilk ayetiyle beraber çok heybetli bir kılıç bu. Bu yazı sisteminde bir çakma sistemidir. Çakma dediğimiz olay. Biz bunun yazıyı önce keskili yazıp üzerine pirinç çakma yapıyoruz. Yani o yani, kılıcın üstüne yazdığınız yazıyı bile bir sanat gibi. Yani. Bu Fatih'in tuğrası mı kılıcın üstünde? Fatih'in tuğrası. Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası. Peki bu şu anda kullanılmıyor tabii de bu hatıra olarak mı? Hatıra olarak bir kültür mirası olarak bunu bugüne kadar yaşattıysa geldiyse bundan sonra da bizden gelecek olan kişiler, nesiller yaşatılması lazım. Yaşatılması lazım. Atalarımızın bu ülkeyi yani, ne ile fethettiğini kılıçla fethettiğini. Kılıçlarla. Yani kılıcın başka bir adı da yatağın mı? Kılıç ayrı bu yelmanlı kılıç deriz. Yatağın tam bunun tersi. Öne yatıktır onun ağzı. Yatağın palası. Yine kulaklı dediğimiz kenarlara çıkıntılıdır. Bunlar da mı boynuz? Bu da boynuz. Bu ne boynuzu? Koç boynuzu. Bunun yanı sıra bulabilirsek manda boynuzu kullanıyoruz. Maalesef o da bulunmuyor. Manda boynuzu biraz evet, bulmak zor. O biraz daha kaliteli, güzel oluyor. Evet. Ama biz bunlara yetiniyoruz şu anda. Kimler alıyor bu bıçak? Bunları tabii kılıçlar, kültürünü seven kişiler. Tarihe meraklı olan insanlar. Meraklı kişiler alıyor bunları. Bu kılıç sizin imalatınız. Benim kendi imalatım evet. Tamamen burada çıkan bir ürün. İşte Fatih'in kılıcı. Demek ki Fatih'in eli çok büyükmüş ki, baksanıza. Şimdi, ölçüler aşağı yukarı birebir değil mi usta bunda? Tam birebir, ölçülür birebir. Evet. Birebir ölçüsü. Yani bunun bir büyüğü de var, 126 santim orijinal. Bu kaç santim? Bu 101 santim. 101 santim. Fatih'in kılıcı 101 santim. Biri 101 santim, biri 126 santim. İki tane kılıç. İki kılıcı mı varmış? İki tane aynı formda iki kılıç var. Biri 101 santim, biri 126 santim. Tabii bunun kullanım şeyleri farklıymıştır. Yani. Nasıl farklıdır? Bunu savaşta kullandıysa öbür günü törenlerde, merasimlerde kullanmıştır. Evet. Gösterişi heybetli olarak. Bu elimizdeki tarih, bu tarih. Vallahi olsa iki kişi olur yani yatağında iki kişi. Falan yapan iki kişi mi? İki kişi var. Bu tür kılıçlara uğraşan
iki kişi. Ama usta siz bir iki kişi daha yetiştirin, bu böyle olmaz. Gelen olsa bize meraklı olacak yani bu işe gelen. Biraz gönüllü olması lazım. İçinden gelsin ki biz bu işi öğretelim yani. Değil mi? Evet. Yani. Peki usta. Çok teşekkür ederim. Biz seni fazla işinden alakoymayalım. Sağ olun. Siparişler sizi bekliyor herhalde. Satışlar iyi, çok şükür. Haliyle çok şükür. Ama tek olsun, işleriniz iyi olsun inşallah. Size biz hayırlı işler dileyelim. Ve biz teşekkür ederiz size de. Adım adım Ege yatağında dolaşmaya devam etsin. Evet. Yatağında bir başka atölyedeyiz. Bu atölyede sanırım bıçak imal ediliyor. Hayırlı işler usta, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? İhsan Tezcan. İhsan usta, burada ne yapıyoruz? Burada çakı bıçağı imal ediyoruz. Sadece bıçak mı imal ediyoruz? Çakı bıçağı. Çakı bıçağı. Şimdi bu kapanan sisteme çakı bıçağı deniyor. Bu kapanan sistem, açılıp kapanan sistem. Açılıp kapanan sistem çakı bıçağı. Açılıp kapanan sistem bıçak sistemi yani. Bu açılıp kapanan sistem çakı bıçağı. Yani şu anda sizin yaptığınız İhtisasım benim çakı bıçağı mı? Evet, çakı bıçağı. Ne zamandan beri yapıyoruz usta? Ne zamandan beri? Liseyi bitirdiğimden beri aşağı yukarı 30 yıldır diyelim. 28 yıldır. Yaş kaç? 46. 46. Oğlan galiba. Oğlan. Evet. Öğretiyor musunuz? Yaz tatillerinde biraz, şimdi üniversiteye hazırlanıyor. İşte. Burada gidip geldiğimiz ustaların hemen hepsi yardımcı eleman ve çırak bulamamaktan şikayetçiler. Sizde de mi aynı? Ya bizim burada genelde el işi olduğu için çırağa da pek fazla gerek yok ya. Zor mu geliyor yani? El işi yapmak gençlere zor mu? El işi yani. Bu fabrika işi değil ya burayı. Hep el işi yani. Zor bir iş yani. Peki yaptıklarınızı satabiliyor musunuz? Satışlar nasıl? Satış. Allah'a şükür el işi olduğun için iyi yani. Bu çakların satışında bir sorun yok. Yok yok, satışında bir sorun yok. Şu anda öyle bir sorun yok yani. Allah kolaylık versin. Allah daha çok hayır iş versin. Çok olsa belki sorun olabilir. Az olduğu için el işi az çıkıyor. Peki sizin gibi böyle el işi yapan kaç tane atölye var burada biliyor musunuz? Sayı olarak genelde yatağın çoğu el işi yapıyor. Çoğunluk el işi. Birkaç da 15-20 tane vardır yani. Böyle sadece kemikle uğraşan. Kemikle uğraşan. Evet, kemik. Peki şurada bir bıçak sapı daha gördük. Onlar nedir? Ağaç. Ne ağacından yapılıyor? Gürgen ağacı da bir deneme sistemi yapmanın bir üzerine durmadık yani. Aynı. Sağlıklı mı değil? Yani neden üzerine durmuyor? Sudan daha fazla etkileniyor bu. Ha, sudan etkileniyor. Evet. Suya girince şişiyor mu bu ağaç? Şişme yapıyor tabii. Ağaç şişme yapıyor. Vernik de fazla dayanmıyor. Bıçak sapı olarak en çok kullandığınız şey ne? En çok kemik kullanıyoruz. Koç boyunca. Kemik, koç boyunca. Koç boyunca kullanıyoruz en çok. Plastik de kullanılıyor da plastiği şey olarak, görünüş olarak fazla sevmiyorlar. Genelde kemiği tercih ediyor insanlar. Kalıcı mı? Yani yaptığınız bıçağın sapının kemik sapı olması, kalıcı olmasından mı yoksa estetik doğal, durmasından mı? Doğal olduğu için herhalde. Doğal, doğal olmasından. Ve kalıcılık yoktur ya. Uzun sürede herhalde o da dayanmaz ya. Sevgili seyirciler, yatağın gezimiz devam ediyor. Şimdi farklı bir atölyedeyiz. Diğer atölyelerden farklı olarak burada ne yapıyorsunuz? Şimdi atölyelerden farklı olarak bizim yatağında genelde kesici aletler yapılır. Genel itibariyle bıçak, çakı olur diğerlerine. Biz de farklı olarak meyveleri toplamak için küçük makaslar imal ediyoruz. Olmuş olan meyveleri. Yani narenci ağaçlarındaki... Nardır, limondur, üzümdür, domatesler, o tür yani oluşmuş meyveleri, sebzeleri toplamak için küçük makaslar imal ediyoruz.
Bunu en çok gönderdiğiniz yöre neresi? Genelde bizim iş piyasa, Narenci'nin olduğu Antalya, İzmir, Adana, Mersin. Atölyenizi gezmek istiyoruz. Bizi atölyenizde neler yaptığınızı gösterir misiniz? Tabii gösteririm. İsterseniz oluşum aşamasından itibaren göstermeye başlayayım. Tamam. Şu anda bulunduğumuz ortam ham maddenin girdiği bölüm. Ham maddeler buradan girer. Ham madde olarak. Daha sonra şu görmüş olduğunuz bu kalıplardan işlenerek bu tür parçalar haline gelir demirlerimiz. Daha sonra bunlar çeşitli işlemlerden geçerek, çeşitli işlemler nedir? Delmedir, doğrultmadır, baskılamadır. Bu tür kenardan geçerek yavaş yavaş bu kısımlara geçer. Usta kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada siz? Makasın deliklerini deliyorum. Makasın deliklerini. Ne evet. Makası bu yaptınız şu anda? Bu bağ makası. Yunus Usta bundan sonraki işlem nedir? Bundan sonra bunun ağzı açılıyor. Frezede. Frezede ağzı evet. Açılıyor. Ondan sonra sulanıyor. Ne alıyor? Sulanıyor. Ocakta. Ha, evet. Ocakta çelikleniyor sulanıyor. Yani. Çelik oluyor. Daha sonra her işlemden çıkıyor. Makas olarak imat bitiyor yani bunun. Şimdi civataladıktan sonraki hali bu. Sapları birleştirilmiş, keskin hale gelmiş. Bu üzüm makasımız. Daha sonra burada artık son işlemler, saplarda herhangi bir çarpıklık varsa son kontroller yapılıyor. Bundan sonra boyamaya geçiyor. Şimdi arkadaşımız boyama işlemi yapıyor. Yani onu kaplıyor boyayla. Bu tam olarak bu değişik bir boya. Toz boya olarak adlandırdığımız, kimyasal olarak polietilen denen bir, evet. Bir boya. Bu sıcaklığıyla beraber makasların yüzeyine yapışıp daha sonra kaplama halinde soğuyor ve üstünde kaplanmış halde duruyor. İşte bağ makasının en son hali bu. En son işlenmiş, bitmiş, satışa sunulmuş. Yalnız temizlenecek herhalde değil mi evet, Mehmet Bey? Tekrar artık bu üstündeki tozlar, üretimden dolayı oluşan tozlar temizlenecek. Bir de yağ önemlidir bizim ürünlerde. Çift ağız birbirine çalıştığı için şu şekilde ortasının yağlı olması gerekir. Yağsız olursa ürün çalışmaz. Buradan kullanıcılara da sesleniyorum. Eğer işiniz bittikten sonra bu yatağında üretilen makasları silip yağlarsanız çok uzun ömürlü kullanılır. Yok eğer kendi ürünün suyuyla pisiyle koyarsanız akşam kullandıktan sonra ürünler çalışmaz. Adım adım Ege yatağında devam ediyor. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Hayırlı işler usta. Usta kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz usta burada? Biz bıçak imalatçısıyız. Bıçak imal ediyorsunuz. Usta istersen önce bir ismini alalım. Osman Yürek Türk. Burada oturuyorum. Mersin bıçakçılık, bıçak imalatı yapıyorum. Bu bıçaklar, bu bizim bildiğimiz kurban bıçakları mı? Kurban bıçağı var, meyve bıçağımız var, zebze bıçağımız var. Bizde var ya, yani her türlü bıçak var. Çeşitimiz çok. Her çeşit bıçağı yapıyorsun. Şu anda ne yapıyorsun mesela? Bunlar mutfak bıçağı. Şu anda bunun sapının testesini yapıyorum. Şu şekilde. Mesela şöyle göstereyim mesela. Bu ilk aşaması şu. Yani etrafı alınmamış, çevresi. Mesela payları var ya. Evet. Ha, bunları şu şekilde getiriyorum. Testesini yapıyorum. Yani güzel bir görünüm veriyorum. Bu paslanmaz çelik değil mi bu? Tabii ki. Bu krom karışımı paslanmaz çelik. Bir de şöyle bir şey, bu yani özel bıçak çeliğidir. Sıkıştırılmış. Yani sadece bıçakta kullanmak üzere mi imal ediliyor? Aynen. Bu sadece bıçakta kullanılır bu. Bıçakta, çakıda. Ne bileyim bir diyelim ki koyu makasından kullanılmaz, bağ makasından kullanılmaz. Sadece çakı ve bıçakta kullanılır bu. Yani her burada yatağında yapılan her bıçağın çeliği ayrı mı? Onu mu demek istiyorsun? Hani şimdi dedin ya bu bizde iki türlü çelik var. Bir 4034 bu çelik. Krom karışımı biz buna çubuk çelik deriz. Bir de 4116 vardır. O plakadır. Ama genelde bizim yatan ustalarımız kalite çelik kullanırlar.
plaka kullanmazlar. Evet, kaliteli çelik kullandığınızdan belli çünkü dünyanın dört bir tarafına bu bıçaklar gidiyor, ihraç ediliyor. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yetiştiremez biz şu an o bıçağı ya. İyi, Allah daha çok versin, Allah hayırlı iş versin. Biz buraya gelirken küçük bir araştırma yaptık. Bu bıçaklar Hollanda'ya, Fransa'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye çok ciddi ciddi miktarlarda, sayılarda gidiyor. Çok gidiyor ama şöyle bir şey. Ya istiyor, talebimiz var. Biz örnek vereceğim. Küçük imalciyiz. El imalı olduğu için bunlar var ya, ne bileyim, büyük bir sipariş geldiği zaman karşılayamıyoruz. Onun için ne bileyim ya, kaçıyor yani siparişini anlayacaksınız. Firmalar örnek nasıl diyeyim, dedi ki ya Osman, bana 5000 tane bıçak lazım. Ben 5000 tane bıçak bir düşünüyorum. Oo, ben bunu 100 günde yapamam. Adam diyor ki çok alacak, çabuk satacak. Yani seri bir bıçak imalat istiyor onlar. Peki biz size gelecek olan talepleri daha çabuk yetiştirmeniz açısından eleman çalıştırsanız veya? Abi elemanım da var. Şimdi bak şöyle bir şey. Bizim bunlar el imalat, bak yanlış anlama, fabrikasyon değil. Benim burada yaptığım bıçak günde 150 tane, 5 kişiyle. 150 tane sadece? 5 kişiye 150 tane bıçak yapabiliyorum ben. Ama bu fabrikasyonsa örnek vereyim, 700-800 tane bıçak yapsak, yalnız genelde kullanıcılar fabrikasyon istemiyor, el yapımı. El yapımı bıçak istiyorlar. Onun için biz de uğraşıyoruz ya. Az evet. Olsun, öz olsun, temiz olsun. peki sizden sonra, ben hep bugün dolaştığımda endişe ettim. Sizden sonra çırak yetişiyor mu? Maalesef yok. Maalesef yok. Bizden sonra benim arkamdan mesela şu benim ümmiyathanede çıram yok. Yani yetişmeyecek. Ben kilde vurdum anda benim ürettiğim bıçak bitti. Bu çok acı bir şey usta ya. Kötü bir şey ya, çok kötü bir şey. Valla bilmiyorum, devletimiz midir yoksa bizden midir, nasıl önüne geçilir bunun? Düşünüyoruz. Biz de hatta başkanımız dahi çok düşünüyor. Yani bu ne yapabiliriz diye düşünüyor. Bu sanatı öldürmeyelim diye biz kendi aramızda da devamlı konuşuyoruz. Sağ olsun başkanımızın bayağı bir katkısı oluyor bu işlere. Ama inşallah yani biraz daha çok yapacağız. Bu bıçakçılığın yatağında kaç yıllarında başladığını biliyor musunuz? Ya çok eskini biliyorum. Çok eski hatta 1429 yılından bu tarafa olduğunu biliyorum sadece. Devam ediyor ve yatağında demircilikten doğma bu meslek, değil mi? Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Peki bu kadar uzunca süredir devam eden bir mesleği, böyle bir el sanatını öldürmek yazık olur ya. Siz gene bunun bir çaresine bakın ki bir çırak yetiştirmeye çalışın. İnşallah öldürmeyeceğiz ya. Elimizden gelen yapacağız. Mesela bizim kızlarımız var. Gel. Ha, senin maşallah iki tane kızın var. Onlar sana yardımcı oluyorlar galiba, değil mi? Bir de bunun küçüğü mü vardı? Ha, bu da küçük. Bunlar da var ya. Ya nasıl diyeyim, ben bu çocuğun yapabileceği ne var diyeyim ki, bileziğini kırma. Yapar. Kendisini anlasın. Adın ne senin? Ayşegül. Okuyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? 4. 4'e gidiyorsun. Evet. Peki babana yardımcı oluyor musun burada? Evet. Ne yapıyorsun mesela? Babanın yaptıklarının hangisini sen yapabiliyorsun? Ben bıçağın şurularını kırıyorum. Nasıl kırıyorsun? Neyle kırıyorsun? Baban mı öğretiyor sana? Evet. Yoksa baban mesleğini devam mı ettireceksin? Evet. Devam ettireceksin. Aferin sana. İnşallah, inşallah. Peki, sana da teşekkür ederim. Nasıl, dersler iyi değil mi? İyiyim. Mesela ne getirdin sen karnede? Onur belgesi. Onur belgesi getirdin. Aferin sana. Peki baba ne aldı sana duymasın? Babam bizi gezdirecek, Pamukkale'ye götürecek. Oo, büyük ödül yani. Evet. Tamam peki. Sevgili seyirciler, yatağına gelip de örsün ve çek için sesini duymamak mümkün değil. Şu anda örste bıçak yapan, bıçağa benzer bir şey yapan bir ustamız var. Selamünaleyküm, hayırlı işler olsun. Kolay gelsin usta, isim alabilir miyim? Süleyman Akman. Süleyman Bey, ne yapıyorsunuz burada şimdi? Şu anda koyun makasını doğrultma işlemini yapıyoruz. Koyun makasını doğrultma, evet. İşlemi bu örste mi yapılıyor? Evet, örste. Yani bunlar hep el imalatı mı? %50 pres, %50 el imalatı tabii. Peki sizin gibi yatağında bu şeyi yapan, makası, koyun makasını yapan kaç kişi var? Yaklaşık ortalama 15-20 kişi varız. Bunun fabrikasyon, bütünüyle fabrikasyon olanı var mı? Şu an için tam olarak yok ama ona doğru gidiyor. Var değil mi? Evet. Bunu nerelere satıyorsunuz? Veya kimler alıyor sizden bunu? Evet. Şimdi toptancıları pazarlıyoruz. Genelde yurt dışı. Genelde yurt dışı. Yurt dışına gidiyor bu. Hangi ülkelere gittiğini biliyor musunuz peki? Çoğunluk komşu ülkeler.
Daha çok Arap ülkeleri. Arap ülkelerine gönderiyorsunuz. Bunun haricinde Türk ülkeleri, Gürcistan. O zaman bunun satımında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Allah'a şükür. Zaten biz şu anda yaklaşık 6'da bir falan talep karşılayabiliyoruz şu anda. Yani şahsım adına konuşuyorum yani. Şimdi bizim burada görüştüğümüz el sanatıyla uğraşan bütün ustalar işlerinden memnun. Siz de memnunsunuz. Allah'a şükür çok memnunuz tabii. Yani bu da şu anlam çıkıyor. El sanatıyla yapılan her şey değerini buluyor, kıymetini buluyor diyebilir miyiz? Elhamdülillah tabii biz de aynı görüşteyiz. Kıymet görüyor tabii. Evet. Peki bu işlemden sonra ne yapacaksınız? Şimdi bundan sonra orada çarkta işlerimiz var. İçin parlatma, dış parlatmalar, ağız parlatmalar o şekilde devam edeceğiz. İçeride çalışan bir ustamız herhalde. Evet. Bir de ocak işimiz var şimdi. İçeride çalışan bir ustamız mı var? Şimdi ben geçeceğim. Şimdi siz mi geçeceksiniz? Şimdi burada hangi işlem yapılıyor? Şimdi burada yay kısmını şekillendireceğiz. Bizim imalatta adı grup dolama. Burada bizden sonra bu sanat ölür diyorlar. Bu nasıl olacak peki? Sizin düşünceniz nedir? Şimdi zaten büyük sıkıntı. Şu anda iş çok güzel işlerimiz var fakat işçi bulamıyoruz. Yetişen eleman yok, kalite eleman yok. Tabii gelecek nesil de zor. Gitgide azalacak. Ama yüzyıllardır bu sanat devam ediyor. Özellikle yatağında. Bu sanatın ölmesi gerçekten yazık olur ya. Buna bir önlem, nasıl bir önlem düşünülüyor? Ve aslında burada bir kooperatifimiz var galiba değil mi? Kooperatifler tam olarak başarılamadı da ancak tek çare şimdi sigorta düzenine geçildi. Yeni elemanları yetiştirebilirsek ancak öyle. Burada biraz cazipleştirmemiz lazım. Biraz yüksek maaş. Gençler şehre gidiyor. Bunu engellememiz lazım önce. Orada birisi biz 1,5 yapmalıyız. En azından böyle bir çözüm üretmemiz lazım. Evet. Şimdi yaptığınız işlem nedir? Şimdi. Bakın yay sonra. Bizdeki adı kurt dolama. Burası kurt. Tamam mı şimdi işlem? Şu biraz bekleyecek, ondan sonra kişiselleştirmeye geçeceğiz. Makas zaten iki parçadan oluşuyor. Biz burada iki parça tekrar şekillendiriyoruz. Tabii biz kabaca yapıyoruz da. Şimdi biraz incelikleri var. Bu hazır hali mi şimdi bu? Bunlar daha bundan sonra orta aşamalar daha. Daha işlem çok tabii. Daha şimdi aşaması var. Şu an serleştirme yay kısmı tamamlandı. Şu an makas çalışır vaziyete geldi galiba değil mi? Yay kısmı hazır. Şimdi bu kendinden yay. Burada bir yay yok. Anladım evet. Şimdi bak görüyorsunuz. Yaylanıyor artık. Yani şurası çelik artık. Yani o çelik bir ömür böyle olacak bu artık. Öyle mi? Bir deforma ömür deforma aynen, olmayacak yani. Hayır Allah'ın izniyle. Aynen bu da aynı şekilde. Kullandığımız su. Yani buradaki işlemimiz tamam. Bundan sonraki işlemler aynı şu mengenelerde. Devam ediyorsun. Mengenelerde şu ayarı yapıyoruz. Şunlar ayarı yapılmış makaslar. Şu evet. En son bitmiş hali hangisi bunun? Şu anda bu sadece bir ağızı parlayacak soğan. Bundan sonra bu hazır. Gördüğünüz gibi parlamış. Evet. İç dış parlamış, ayar yapılmış. Ayarlar yapılmış. Kullanıma hazır diyorsunuz. Tabii. Uç ayarları hepsi tamam. Kullanıma hazır. Sadece bu son kez bir hatası çıkmış ağzında. Evet. O bir düzelme yapılıp hemen paketlemeye geçecek bu. Evet. Yani şu çıkmış sayılır yani. Evet. Gerçekten çok itina isteyen bir şey var. Bu yani bunun bu şekilde kalmasının bir milimetrik bir şey, bir ayarlama mı var yoksa elle mi ayarlıyorsunuz? Bu elle bile ayarlıyor olsanız siz ona artık alışmışsınız değil mi? Tabii tabii. Göz ayarı var bunun, el ayarı var. Göz ayarı ustalık orada yani. Keşke bakmayla öğrense diyeceği o da çok zor. Öyle olsa herkes biz usta yaparız da. Evet. Biz şimdi hem okuduk hem çalıştık. Ben 2 yıl elektrik... Mutfağına yetiştim diyorsun. 2 yıl elektrik mezunuyum, elektrik. Öyle mi? Ha evet. Ama hiç yapmadım kendisini. Hiç yapmadınız. Ara ara hep ben bu işlerde çalıştım. Evet. İlkokuldan çıkalıdan beri çalışıyoruz. Her boş vakti, yaz, 15 tatil araları. Evet. Yani okuduk ama diplomalı makasçı bizimki öyle. Ama sizinki de yaptığınız evet. Şey değil, sanat bu. Elhamdülillah memnunuz. Evet. Allah'ımızın büyük bir nimeti. Evet. İşçi sorunumuz bizim. Şu an hazırda 3-4 tane işçi çalıştırma kapasitemiz var. Fakat ama iş, yok. İş yok. Sevgili seyirciler, şu anda yatağındayız. Yatağında çok özel bir atölyedeyiz. Bu atölye yöre halkına hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş.
kalıp imalatı yapabilen çok ileri teknolojiye sahip makineler var. Bu atölyenin yatağında açılmasını sağlayan ve katkılarda bulunan Gaziantep'li iş adamı Abdülkadir Konukoğlu'nun yardımlarıyla yatağın belediye başkanı Tuncer Tunçbilek'in girişimiyle Denizli Saray Odası'na yaptırılmış ve yöre halkının hizmetine sunulmuş. Burada Denizli'de ilk olması münasebetiyle burada sanayicilere, kalıp ustalarına ve torna ustalarına kalıp yapan makinelerin olması. Denizli'de başka bir yerde olmadığını söylediler arkadaşlar bize. Kameramızda görüntülerini seyrettiğiniz atölyenin bölümü, kaba işlerin yapıldığı bölüm. Şimdi de ince işlerin yapıldığı, çok minyatür kalıpların bile çıkarıldığı atölyenin diğer kısmındayız. Burada bilgisayarlı makineler görüyoruz ve en ince ayrıntısına kadar kalıpların yapıldığını söyledi arkadaşlar bize. Böyle bir atölyenin Denizli'de olması, hatta yatağında olması, yöre halkına hizmet veriyor olması da çok güzel bir şey. Ve buradan kalıp ustası olarak mezun olan hiç kimsenin işsiz kalmadığını ve hemen iş bulabildiğini söylediler. Bu tesisi bu beldeye kazandıranlara da biz de burada teşekkür ediyoruz. Herhalde Denizli sanayicilerin çoğunun da bu atölyeden haberi yok sanırım. Biz de burada sizlere göstermiş olalım. Sevgili seyirciler, biz yatağını dolaşırken burada bir mucit olduğunu söylediler. Şimdi biz de o mucidin tam kapısının önündeyiz. İçeri girelim, bakalım nasıl bir şey icat ediyor, görelim. İsim alayım, nedir? Benim adım Hüseyin Kocakaya. Hüseyin Bey, sizin mucit olduğunuzu söylediler. Hayırdır, evet. Ne yapıyorsunuz burada? Ben burada... Başbakanımız dediğimiz gibi bu bir araba icat yapmayı planladım ben. İki senede bu yana biraz da araba bitti oldu şu anda. Ha, büyük evet. Holdinglerin, zenginlerin bir araba yapayım dedi. Başaramadığını evet. Siz dediniz ki ben Sayın Başbakan'ın sesine kulak verdim burada evet. Araba yapıyorum dediniz. Evet evet doğrudur. Bir arkadaş var, ikimiz beraber, o bana yardım etti, ikimiz beraber yaptık şu anda. Ya benim yani tasarım olarak ben kendim hazırladım. Siz bunu kendiniz mi tasarladınız? Kendim tasarladım. Arkadaş yardım et bana. Çünkü bir kişiyle olacak şey değil bu çünkü. Mutlaka bir yardımcı şart bana. Yani bu aracın mucidi siz misiniz? Evet benim hayal ürünümdü bu. Bu hayal ettiğiniz araç. Hayal oldu, gerçek oldu yani bu bir yandan. Hayal de gerçek oldu. Evet doğru. Başbakan da böyle deyince siz dediniz ki nasıl bu zenginler bu işi beceremeyecek, ben yapayım bari evet, dediniz. Evet doğrudur. Evet peki evet. Şimdi bu araç mı diyeceğiz? Cip mi bu? Nedir yani? Bu golf arabası gibi bir şey bu. Bir 3 kişilik, 2 kişi, 1 kişi arkaya oturacak çocuk. Bu tarlaya marla gelmek için, mesela yazın sünnetçi olan gezdirmek için yapılan bir araç. Nasıl çalışacak bu? Nasıl yürüyecek bu araç daha şimdi doğrusu? Bu araç şöyle çalışacak. Bu şu gördüğünüz bu çapa motoru bu. Bu iki ileri bir geri vitesli bir motor. Ben bunu zincir sisteminde bu